Evet arkadaşlar, bu dersimizde yine aynı şekilde kartlara devam ediyoruz. Background, border ve bunların aynı zamanda color renkleriyle ilgileneceğiz. Hemen tekrardan geliyorum. Bir div oluşturuyorum. Bu divime gelerek yine class tanımlamasını yapacağım. Class tanımlaması her zamanki gibi kart olacak burada da. Sonra bir renk tanımlaması yapabiliriz ve arka plan rengi tanımlayabiliriz. Öncelikle standart olarak bir tanımlamamızı yapalım kart için. Daha sonra devamını getirelim. Şimdi iç tarafa geliyorum. Tekrardan bir div oluşturuyorum. Bu dive geliyorum, bir class tanımlaması yapıyorum ve daha önce öğrendiğimiz card-tire-header klasını yazıyorum. Şimdi iç tarafına örneğin buraya sadece header yazalım. Alt tarafa geliyorum. Tekrardan bir div oluşturuyorum. Bu divin içerisine gelerek bir class tanımlaması yapıyorum. Buna da card-tire-body diyorum. Body'nin iç tarafına gelerek tekrardan bir class tanımlaması yapıyorum. Bu sefer bu dive gelerek card-tire-title diyorum. Daha sonra içine gelerek örneğin buraya title yazalım. Hatta card tire title olsun. Card title. Şurayı da hatta divi bu tarafa alalım. Yani gerek yok, aynı satırda olsun. Bu işlemi de yaptıktan sonra alt tarafa gelelim. Tekrardan bir div oluşturalım. Bu divde yine bir class tanımlaması yapalım. Buna da card tire text diyelim. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra bu text içerisine gelelim. Bir paragraf etiketimizi oluşturalım. Bu paragrafın içerisine de lorem oluşturalım. Bu çok fazla yalnız. Yani biraz küçültelim. İlk iki satırı bırakalım. Gerisini silelim. Şimdi kaydediyorum. Hemen öncelikle bir kontrol ediyorum. Sağ tıklayıp Open in Browser diyebiliyorduk. Evet, header'ımız, card title'ımız. Burada da lorem ipsum yazımız geldi. Şimdi buradaki şu card title'ı hemen değiştirelim. H5 verelim div yerine. Hemen geliyorum buraya. Evet. H5 diyorum. Buraya da geliyorum aynı şekilde. H5 diyorum. Kaydediyorum. Şimdi gelelim arka plan renklerini verelim. Öncelikle karta geliyorum. Bir background tanımlaması yapıyorum. Buna bg-primary diyorum. Daha sonra text-white diyorum. Yazının da daha hoş görünmesi için beyaz renkli olmasını istiyorum. Onun haricinde şimdi geliyorum yan tarafa. Buraya w-25 diyorum. Yani buradaki container class yapısının genişliğinin %25'ini al diyorum. Şimdi kaydediyorum. Tekrardan tarayıcıya giderek kontrol ediyoruz. F5'e basıyorum. Evet, bu şekilde bir kart oluşturmuş olduk. Arka planda bir mavi tonunda renk tanımladık. Yazımızın beyaz olmasını istedik. Şimdi gelelim diğer renkleri de görelim. Fakat alt tarafta hemen bir sonraki kartımız birbirine yapışık olacağı için alt taraftan bir boşluk bırakalım. Buna MB tire örneğin 3 diyelim. Şimdi bu şekilde kaydediyorum. Ve buradaki divi kopyalıyorum. Alt tarafa gelerek yapıştırarak sırayla gideceğiz. Şimdi ikincisine buradaki BG primary yerine secondary diyelim. Daha sonra bir tane daha yapıştıralım. Buna success diyelim. Daha sonra danger diyelim. Bir bakalım bir hatamız var mı? Evet, hata gözükmüyor. Devam edelim. Şimdi aşağı doğru bu şekilde devam edeceğiz. Buna warning diyorum. Bir alta geliyorum, bu sefer info diyorum. Bir alta geliyorum, hemen bir tane daha oluşturuyorum. Buna light diyorum. Fakat buradaki light beyaz tonuna yakın olduğu için yazımız beyaz olursa çok belirgin olmayacaktır. O yüzden buradaki text white yerine text dark yapalım burayı. Şimdi tekrardan devam edelim. Son olarak da aşağıda dark class yapısını verelim. Şimdi tekrar kaydedelim. Ve tarayıcımıza giderek tekrardan kontrol edelim. F5'e basıyorum buradan. Burada gördüğünüz gibi primary, secondary, success. Bu şekilde arkadaşlar danger, warning, info, light ve dark dediğimiz arka plan background renklerini tanımlamış olduk. Şimdi bunun haricinde bir tanımlama yapalım. Bu sefer borderlarla bu arka planları verelim. Aynı şekilde yapıştırmaya devam edeceğim. Buradaki BG tire primary yerine örneğin border tire primary olacak mesela. Hemen geliyorum burada tekrardan. Öncelikle bir araya H5 koyalım. Hemen örneğin buraya border yazalım. Şimdi alt tarafına gelerek tekrardan yapıştırmaya devam ediyorum. Hatta bu H1 olsun, biraz büyük olsun. Belirgin olsun yani. Bir de class tanımlayalım buna. Yukarıdan aşağıdan bir boşluk bırakalım. 5 birimlik boşluk bıraksın. Şimdi devam ediyorum. Buradaki BG primary'yi sileceğim. Buraya border tire primary diyeceğim. Hatta şöyle bir farklılık yapalım.
Buradaki tekstimiz de aynı şekilde farklı görünsün. Yani buradaki arka plandaki renkle içerideki yazı aynı olsun. O yüzden geliyorum buraya. Texture Primary diyorum. Bu şekilde kaydedelim. Böyle kontrol edelim. Hemen bir bakalım. Şurada aşağı doğru iniyorum. Evet, gördüğünüz gibi buradaki yazımız böyle. Şimdi burası da beyaz olduğu için gözükmüyor. Buradaki beyaz class tanımlamasını hemen kaldıralım. Standart olarak böyle gösterelim. Hemen tekrardan geliyorum. Buradaki text white kısmını siliyoruz. Daha sonra hatta aşağıya gelelim. Bir tanımlama daha yapalım. Buna da class tanımlaması ne yapalım? Card tre footer yazalım. İçinde de sadece footer yazsın. Şimdi tekrardan kaydedelim ve kontrol edelim. F5'e basıyorum. Evet. Header, card title, lorem yazımız, footer. Hatta şöyle bir şey yapalım isterseniz. Buradaki card title'ı silelim. Bu footer'ı da dışarıya almamız lazım. Yanlış yere koyduk. Öyle bakalım. Sadece yazımız olsun yani. Daha hoş görünecektir. Hemen buradaki card title başlığımızı siliyoruz artık. Yukarıda header, aşağıda footer olsun. Şuradan footer'ı kesiyorum. Şurayı düzenliyorum. Buradaki divin hemen sonuna yapıştırıyorum. Tekrar kaydediyorum. Tekrar giderek F5'e basıyorum. Hala olmadı. Nerede hata yaptık? Şöyle bir inceleyelim. Bu divimiz burada. Bu divimiz burada. Hala body'nin içerisindeyiz arkadaşlar. Tekrardan şöyle alıyorum. Body'nin dışarısında olacak şekilde yapıştırıyorum. Şöyle baktığım zaman evet body'nin dışındayız şu anda. Tekrardan kaydediyorum. Tekrar F5'e basarak yeniliyorum. Evet, çok daha güzel bir görüntü sağlamış olduk bu şekilde. Onun haricinde buraya text center diyerek bunları hizalayabiliriz. İsterseniz onu da yapalım. Gelelim buraya. Text tre center diyorum. Bu şekilde aklıma geldikçe kullanmaya çalışıyorum arkadaşlar. Alışmak için. Text center kaydedelim. F5. Evet. Bu şekilde görüntümüz olmuş oldu. Hatta isterseniz bu burada kalır. Baştan başlar. Bu aşağıda ortalanmış olur. Bu şekilde alternatif olarak kullanabileceğimiz birçok şey var. Nasıl uygun görüyorsanız o şekilde kullanın arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şimdi aynı şekilde burayı da tekrardan kopyalıyorum. Alt tarafa gelerek yine yapıştırarak gidiyorum. Şimdi ikincisi ne? Secondary diyelim. Daha sonra hemen success. Alt tarafa geliyorum. Buna bu sefer danger. Alttakine gelelim. Warning tanımlayalım. Bir alttakine gelelim. Info tanımlayalım. Bir alttakine gelelim. Light tanımlayalım. Bir alttakine gelelim. Buna da dark tanımlayalım. Şimdi tekrardan kaydedeceğim. Fakat buradaki yazıların rengini de değiştirmedik. Hepsi primary olarak duruyor. Öncelikle böyle bir görelim. Hem hatamız var mı onu kontrol etmiş oluruz. Ondan sonra tekrardan ona bakacağız. Hemen kaydediyorum. F5'e basıyorum. Evet, gördüğünüz gibi arka plandaki yani şuradaki border kenarlarındaki border'un renginin farklı olduğunu göreceksiniz. Şimdi uyumlu olması için içerideki renkleri de değiştirelim. Çok tatlı bir görüntü olacaktır arkadaşlar. Hemen tekrardan geliyorum. En başa çıkıyorum. Burada sırayla aynı şekilde renkleri değiştireceğiz. Border'dan başlıyoruz. Primary ve text'imiz de primary. Bu secondary'di. Hemen bunu kopyalayalım. Alt tarafa gelerek buraya da yapıştıralım. Daha sonra success alalım. Bu yazımızı da success yapalım. Buradaki danger alalım. Yazımızı da aynı şekilde danger yapalım. Daha sonra warning'i aynı şekilde kopyalıyorum. Text'e gelerek onu da değiştiriyorum. Bu şekilde kısacası arkadaşlar hepsini değiştiriyoruz. Yani yazımız ile arka plan rengi aynı olacak. Fakat light'ta aynısını vermeyelim. Border light dediğimiz zaman sıkıntı olacak. Yani etrafı gözükmeyecek çok fazla ama yine aynı şekilde kalsın. Buna yazımızı beyaz verirsek olmaz. O yüzden bu siyah bir şekilde kalsın. Buna da dark diyelim. Yani kenar sonuçta beyaz tonuna yakınsa içerik siyah olsun. Zıt renkler verelim ki belli olsun. Devam edelim. Bu dark'a da geliyorum. Buna da aynı şekilde dark olarak bırakıyorum. Şimdi kaydediyorum. Tarayıcıya tekrardan gidip F5'e basıyoruz. Evet, şimdi en baştan bakıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde çok daha uyumlu bir şekilde bir text oluşturmuş olduk. Bunun içindeki başlıklarımız da kalabilirdi. Keşke silmeseydik. Daha güzel dururdu diye düşünüyorum. Hatta onları da yapalım. Bu dersimizi de bitirelim. Hemen şuradan bir başlık kopyalıyorum. Border'un üzerindeki card title'ı kopyalıyorum örneğin. Header kısmına geliyorum. Body'den önce header'la body arasına yani
Bu şekilde sırayla yapıştırıyorum. Hemen ben bunları hızlıca yapacağım. Siz de aynı şekilde devam edin arkadaşlar. Bunu bitirdikten sonra tekrardan beraberce kontrol edip inceleyelim. Evet, sanırım hepsine yapıştırdım. Umarım farklı yanlış yerlere yapıştırmamışımdır. Hemen kaydedelim. Tekrardan bir bakalım. F5'e basıyorum. Evet, hepsine car title'ım geldi. Fakat burada body'nin içinde olması gerekiyordu arkadaşlar. Yanlış yaptım. Yani header ile footer body'nin dışarısında, car title ise body'nin içerisinde olması gerekiyor. Onu da hemen düzeltiyoruz. Buradan kesiyorum. Bu sefer body'nin içerisine yapıştırıyorum. Buradaki boşlukları düzeltmeyeceğim. Siz düzeltin arkadaşlar. Sizin zamanınızı çok fazla çalmak istemediğim için hemen hızlıca buraya yapıp bitirelim. Bazen böyle bizler de hata yapabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Zamanınızı çaldım sizin biraz ama hemen düzeltip tekrardan kontrol edeceğiz. Evet, tekrar şimdi kaydederek hemen kontrol ediyorum. F5'e basıyorum. Evet, şimdi çok daha düzgün oldu. Bu şekilde borderlarımızı da tanımlamış olduk. Burada başka neler yapılabilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu hizalamalarla oynanabilir. Onun haricinde bunlara text muted diyebiliriz. Biraz daha pasif gösterebiliriz. Evet arkadaşlar, yani renklendirmeler de bu şekildeydi. Burada hem arka planlı renklendirmeleri gördük. Border renklendirmeleri gördük. Aynı zamanda text metin renklendirmeleri gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.